Uzun yıllardır oyun dünyasında olup her yeni oyunuyla en çok satan oyunlardan birisi olma başarısını gösteren çok az seri vardır. Assassin's Creed serisi 2007 yılında ilk oyunuyla birlikte piyasaya sürüldüğünde biz oyun severlerin ağzını adeta açık bırakmıştı. Oyunun çıkış yaptığı dönemin şartlarında bir suikastçı olarak açık dünyanın tadını çıkardığımız serinin bu ilk oyunu aslında bize muazzam bir de hikaye anlatıyordu. Kimimiz oyunu unuttu, kimimiz zamanında İngilizcemiz yetmediği için anlamadık. Bugün size Assassin's Creed serisinin başlangıcını, Assassin's Creed 1 oyununun hikayesini anlatacağım. Öyleyse hadi bakalım, Haşhaşilerin dünyasına şöyle bir giriş yapalım. İlk oyunun senaryosuna başlamadan önce Assassin's Creed evrenine hakim olabilmek adına bazı olayları bilmemiz gerekiyor. Bu evrende insanoğlu henüz yeryüzünde yokken 77 bin yıl kadar önce Isular adı verilen çok gelişmiş bir medeniyet dünyada hüküm sürmekteydi. Isular ismi verilen bu üstün ırk kendilerine hizmet etmesi için yeni bir ırk yaratmaya karar verdiler. Bu ırk ise hepimizin bildiği insanoğluydu. Nereden elde ettikleri bilinmeyen Pieces of Eden yani cennet parçaları sayesinde olağanüstü güçlere sahip olan Isular yine bu parçalar yardımıyla insanoğlunu yaratıp kendine hizmet etmesini sağlamıştı. Ancak ufak bir sorun vardı. Adem ve Havva isminde iki insanoğlu Isular'a karşı gelmişti. Adem ve Havva'nın başını çektiği insanlarla Isular arasında bir savaş patlak vermişti. İnsanların gücü her ne kadar Isular'a göre daha az olsa da sayı olarak çok daha üstünlerdi. Bu savaş sırasında yeryüzünde Büyük Felaket ismi verilen bir olay yaşandı. Bu felaketin ardından Isular'ın ve insanların soyu kuruma noktasına kadar gelmişti. Türlerini devam ettirebilmek için Isular ve insanlar savaşı bırakmış, bunun karşılığında insanlar patlamanın etkisiyle cennet parçalarını kaybeden Isular'ın hizmetinden çıkmıştı. Zaman içinde dünyanın dört bir yanına dağılan cennet parçalarının vaat ettiği güce sahip olmak isteyen insanoğlu bu parçalara ulaşmaya çalışıyordu. İşte tam bu noktada tapınakçılar ve asasinler gibi iki farklı örgüt ortaya çıkmıştı. Tapınakçılar dünyanın yönetimini ellerine almak isteyen bir zümreydi. Dünyanın dört bir yanına dağıldığı söylenen cennet parçalarını ele geçirip dünyayı kendi kontrolleri altında adaletli bir yere dönüştüreceklerini vaat etmekteydiler. Bunun aksine asasinler de insanların başlarında bir yönetime ihtiyacı olmadığını ve eşitlik içinde yaşanması gerektiği düşüncesini savunmaktaydı. Tarih boyunca bu iki taraf sürekli birbiriyle rekabet halinde olmuştu. Assassin's Creed evreni hakkındaki genel detayları öğrendiğimize göre ilk oyunumuzun senaryosuna şöyle bir geçiş yapalım. Oyunun hemen başında isminin Desmond Miles olduğunu öğrendiğimiz barmenlik yapan sıradan bir karakter tanımadığı kişiler tarafından kaçırılmış, Animus adı verilen bir makinede bir dizi teste tabi tutulmaya çalışılmaktadır. Desmond kendisine ne yaptıklarını sorduğunda doktor Animus ismi verilen makinenin genetik kodlama yöntemlerine dayanarak atalarının anılarını görüntülemeye izin verdiğini söyler. Desmond'un atalarından birisi olan Altair bir asasindir ve doktor Desmond'un zihninde onun hakkındaki bazı bilgileri aramaktadır. Desmond karşı çıksa da çok fazla seçeneği yoktur. Hayatta kalabilmek için kaderine razı olur ve macera başlar. Altair, Cennet Parçası ismindeki bir hazineyi alması için iki asasinle birlikte Süleyman Mabedi'ne gönderilmiştir. Hazineye ulaştıkları esnada ortaya Robert de Sable isimli Grand Master rütbesine kadar ulaşmış, asasinlerin ezeli düşmanı olan bir tapınakçı çıkar. Hazineyi hızlıca alıp dönmeleri gerektiğini söyleyen dostlarına karşılarına çıkmışken ellerine geçen bu fırsatı değerlendirip tapınakçıyı da ortadan kaldırmaları gerektiğini söyler Altair. Diğerleri karşı çıksa da Altair kararlıdır. Onları dinlemez ve harekete geçer. Robert'a saldıran Altair onu öldürmeyi başaramaz, cennet parçasını da kaybeder. Ardından çıkan kargaşadan bir şekilde kurtulur, evine, Masyaf Kalesi'ne geri döner. Burada ustası Al-Muallim'in karşısına geçer ve olanları anlatır. Tam bu esnada geride bıraktığı asasinlerden birisi yaralı bir şekilde çıka gelir. Cennet parçasını Al-Muallim'e teslim eder, Altair'in yaptıklarını anlatır. Onun yüzünden bir kardeşlerinin öldüğünü söyler.
Tam bu esnada tapınakçılar Altair'i takip etmiş, Masyaf Kalesi'ni kuşatmışlardır. Altair birkaç ufak göz boyama oyununun ardından düşmanın arkasına sızıp beklemedikleri bir hamleyle saldırıyı püskürtmeyi başarır. Kalenin savunulmasının ardından Al-Muallim, Altair'in Assassin kardeşliğinin 3 kralını çiğneyip kardeşlerini tehlikeye attığı için tüm rütbelerini ve silahlarını geri alır. Altair eğer gücünü tekrar elde etmek istiyorsa yapması gereken bir görev vardır. Al-Muallim tarafından verilen listedeki 9 kişiyi de ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu esnada Desmond'a çok yüklenip hayatını riske atmamak adına ara vermektedirler. Desmond dinlenir, ertesi gün serüven kaldığı yerden devam eder. Altair listedeki isimlerin tek tek izini sürer. Şam'dan Kudüs'e, kutsal topraklarda tüm hedeflerini aramaya başlar. Hedeflerine ulaşıp onların kalbine hançerini sapladığında ölmeden önce onlarla ufak sohbetler etme şansı da yakalar. Her bir öldürdüğü kişi kafasını karıştıracak bazı bilgiler verir. Her suikastin ardından ustası Al-Muallim'in yanına dönüp bilgi veren Altair, yavaş yavaş eski saygınlığını kazanmaya başlamıştır. Ancak kafasında hala sorular vardır. Listedekiler sık sık cennet parçalarından söz etmektedirler. Kimi zaman bir köle tacirini, kimi zaman bir doktoru ortadan kaldıran Altair, 9. ve son hedefinin daha önce karşılaştığı tapınakçı Robert de Sable olduğunu öğrenir ve peşine düşer. Kral Richard'ın karşısına çıkmaya cesaret edip Robert'ın bir tapınakçı olduğunu, krala ihanet ettiğini söyler Altair. Kral ilk başta şüpheyle yaklaşsa da Robert'ın kaçamak davranışları sonrası bir düello yapılmasına karar verir ve kararı Tanrı'nın vereceğini söyler. Altair'i düello sonucunda Robert'ı öldürmeyi başarır. Ancak Robert son nefesinde Altair'e 10. bir tapınakçı olduğunu, onun da ustası Al-Muallim olduğunu söyler. Altair buna inanmak istemese de hızlıca Masyaf'a geri döner ve etraftaki asasinlerin farklı davrandıklarını görür. En sonunda Al-Muallim'e ulaşan Altair aslında ustasının cennet parçasını isteyen diğer tapınakçıları ortadan kaldırtıp güce tek başına sahip olmak istediğini fark eder. Bir tapınakçı olarak baş düşmanları asasinlerin içine sızmış, ustaları olacak seviyeye kadar yükselebilmiş birisidir Al-Muallim. Altair, Al-Muallim'e karşı mücadele ederek onu mağlup etmeyi başarır. Al-Muallim'in elinden yuvarlanan parça yere düştüğünde bir hologram açılır ve dünyanın dört bir yanına dağılmış cennet parçalarının yerlerinin işaretlendiği bir harita gözükür. Tekrar günümüze döndüğümüzde Desmond uyanmış ve kendisini kaçıran Abstergo şirketinin aslında tapınakçıların günümüzdeki modern versiyonu olduğunu, cennet parçalarının peşinde olduklarını öğrenir. Desmond'la işi biten tapınakçılar onun öldürülmesi emrini verir. Ancak doktorun asistanı Lucy onun zihninde değerli daha birçok bilgi olduğunu ve onları elde etmeden öldürmenin mantıksız olacağını söyleyerek bir nevi Desmond'un hayatta kalmasını sağlar. Desmond ayağa kalktığında fark eder ki genetik serüvenin de başından geçenler ona yeni özellikler katmıştır. Altair'a ait kartal gözü özelliğiyle normal insanların göremediği detayları görmeye başladığını fark eder. Bu özellikler sayesinde kendinden önceki deneklerin kanlarıyla yazdığı yazıları görmeye başlayan Desmond, tapınakçıların 21 Aralık 2012 tarihinde savaşı kalıcı olarak bitirmeye yönelik bir planları olduğunu öğrenir. Kafası iyice karışan Desmond, bunların ne anlama geldiğini ve bu bilgilerle ne yapacağını düşünürken biz de Assassin's Creed 1'in hikayesini tam olarak burada noktalarız. Assassin's Creed 1'in oynanışı hakkındaki düşüncelerim oyun 2007 yılında çıktığı için günümüz şartlarında birazcık sıkıcı olabiliyor. Seriye yeni başlayacaksanız bence bu oyunu oynamak sizi birazcık seriden soğutabilir. İlk başlarda çok zevkli gelen detaylar bir süre sonra tekrarı aşırı derecede bağladığı için çok çabuk sıkıcılaşabiliyor. Sonuçta 16 yıl önce çıkan bir oyundan bahsediyoruz. Oyunda altyazı dahi yok. Kısadan ise eğer Assassin's Creed evrenini bilmiyor ama merak ediyorsanız, bu videodan öğrendiğiniz bilgiler seriye giriş adına sizin için her türlü yeterli olacaktır. Peki bundan sonra Desmond'un başına ne geldiğini merak ettiniz mi? Öyleyse takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hikayenin devamında görüşmek üzere, hoşçakalın.